Sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla, değerli takipçilerimizin destekleriyle ve benim de epey yorularak da olsa seve seve isteye isteye hazırladığım videomuz hepiniz hoş geldiniz. Transfer duyumlarına hazır mısınız? O zaman doğru yerdesiniz. sevgili dostlar. Dün oynanan müsabakada Türkiye Kupası finalinde uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 yenen Sivas Spor Kupanın sahibi oldu. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Ve ülkemizi Avrupa'da şu an itibariyle sıralamatik duruma göre hani aksi bir durum olmadı mı diyeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor temsil edecek diyorlar. Ama bence Şampiyonlar Ligi elemesinde diyelim. Avrupa Ligi'nde Sivas Spor yanlışım yoksa direkt gruplardan grup aşamasından başlayacak. Yani Sivas Spor grupta. UEFA Konferans Ligi'nde ise Konya Spor ve Başakşehir takımları temsil edecek. E, bu iki takımdan yanlışım yoksa Konya Spor gruplardan Başakşehir bir eleme oynayıp katılacak diye biliyorum ama yanlışım olabilir. Bilginiz olsun. İnşallah e, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Bizim de bizi de gururlandırır arkadaşlar. Onu Söyleyeyim çok 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 fazla duyum var bir de kısa kısalar var muhtemelen video süresi gittikçe uzayacak uzasın fark etmez benim size aktaracaklarımı aktarayım gerisi önemli değil asıl bombayı da muhtemelen sona saklayacağım ee, neyse ben başlıyorum Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Mulekan'ın peşinde. Jackson Muleka değil mi? Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısında ligin bug'ını çözen hani ligi kasıp kavuran Muleka'dan bahsediyoruz. Ee, özellikle Fenerbahçe taraftarından bazı kesimler kaçmaması gereken futbolcu diye bahsediyorlar Muleka için. Ee, ama bilmedikleri bir olay var ki Jackson Muleka'nın scoutingini yapan isimlerden biri benim. Genç yaşta önerdim. Belçika'ya gitti çocuk çöpe dönüştü. Benimden epey alay edildi. Bu mu lan övdüğün topçu denildi. Siz bilmiyorsunuz. Birçoğunuz bilmiyorsunuz. Bu mu lan övdüğün topçu dediler. Sonra biz tabii yerin dibine girdik. İyi topçu diye. Hatta Serkan Rençber de e, o da övdü. Lan hadi beni boş verin. Serkan Rençber bilmiyor mu dedim. Murlek arkadaşımız geniş alanda yakaladığı zaman iyi bir golcü diye anlattı etti. Yok ama bu sefer Kasımpaşa'ya geldi ligin ikinci yarısında 12 gol attı ve transferin gözde ismi diyor. Değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Olimpik Lyon'un ilgilendiği iddiaları var. Kasımpaşa bon servisini istiyor diyor. Yani standart değişti yaptığı kiralık sözleşmesinde satın alma maddesi bulunmadı ve İstanbul ekiplerinin Muleka kadrosuna katmak istediği bildiriliyor. 14 maç, 16 gol katkısı. Yani 14 maçta oynayıp 12 gol, 4 asisti var. Ve 22 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun Liège'te 2 yıllık daha sözleşmesi var. Ben şunu söyleyeyim. Yani duyumlarım neticesinde evet takip ettik. Özellikle Umut Bozok'tan dolayı takip ettik. Ama bizden geçer not alamadı ya. Yeterli geçer notu alamadı. Hocam niye alamadı? Hocam kim engel oldu? Hangi fetöcü bunu yapan demeyin. Olmadı arkadaşlar yani e, biz beğenmedik yeterince bizden geçer not alamadı. Haberiniz olsun yani bunu da çok söyledim yine söylüyorum sadece bilginiz olsun. Bamba Dieng Fenerbahçe'yi reddetti. Bu ismi de hatırlarsınız. Fransız basını Marsilya forması giyen Bamba Dieng'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettiğini duyurdu. Biraz erken duyurmuşlar. Yani daha 2056 yılına falan çok vardı. Yani erken duyurmuş 2056'da falan duyurmalar lazımdı. Şimdi Marsilya'nın kaynak içerisinde olduğu dönemde kaynak arayışı içinde olduğu dönemde Fenerbahçe'den teklif geldi. Senegal'li oyuncunun Türkiye'ye gitmeyi reddettiğini kaydettiler. Hollanda Belçika ekiplerinin yanı sıra Newcastle United'ın radarına girdi. Ligin ikinci yarısında ise Milli'nin sakatlığı döneminde bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi. Ve artık teknik direktör Jorge Sampaoli'nin gözünde başka bir duruma geçtiğini aktarmış. 2024'e kadar gidiyor ama yaz transfer döneminde ne olacağı belirsiz. Dieng 8 milyon euro piyasa değeri var. Yaş 22. 23 Mart'ta oldu. O zaman 21'di bizim geldiğimizde. 1.78'lik forvet. Ne yapmış bu sezon? 35 maçta 8 gol 3 asist. Not 1486 dakika. Yani yaklaşık 15 maç gibi bir şey düşünün. 8 gol 3 asist. Böyle bir istatistik. Ama biz ciddi ilgilenmiştik. Olmamıştı. Ee, Ayrılısı. Fenerbahçe'ye öneri yok? Fenerbahçe'ye bir gol kralı daha önerisi var. Kim o gol kralı? Şimdi Fenerbahçe Portekiz piyasasında artık etkin bir rol oynuyor. Ve özellikle Portekiz'e çalışan menajerler artık Fenerbahçe'yi radarına almış durumda. Yani bizim araştırmamıza bile gerek yok. Sık sık öneriler gelmeye başladı bile arkadaşlar. Ve son bir isim geldi Fenerbahçe'ye öneri. Joa Carlos. Duydunuz mu? Muhtemelen duymuşsunuzdur. Şimdi Joa Carlos'un Bon servisi Crespo'nun eski takımı Estoril'deymiş. Ulan bu Estoril'de iyi scouting'e sahip. Biz bu Estoril'in sahiplerini bulalım. Yalnız yalnız Estoril Brezilya forveti kiralıyor Akademika'ya. Orada attığı 17 golle Portekiz 2. liginde gol kralı. Yani Crespo gibi uygun şartlarda transfer edilebileceğini göndermiş. 27 yaşındaki oyuncuya şimdilik sıcak bakmıyor demiş Fenerbahçe. 27 yaş. Allah Allah. Yani <laughs> bir tane oyuncu gördüm. Ha tamam. Brezilyalı. Şimdi arkadaşlar 27 yaşındaki 1.87 boyundaki forvetten bahsediyoruz. Ee, 34 maça çıkmış. 18 gol 1 asist. 2630 dakika. Yani 29-30 maç diyelim. 18 gol 1 asist yapmış. İkincilik de yapmış ama. Hayatındaki en büyük parlamayı 450 bin euro yapmış. Bu öneri arkadaşlar. Hocam aldık mı? Geliyor mu? İşte zaten hep çöpler geliyor falan filan demeyin. Bu öneri. Bunun gibi çok öneri var. Fenerbahçe. Yani bu öneri doğru mu yanlış mı bilim bilmiyorum. Yani araştırmak bile saçma geliyor bana. Bunun gibi çok öneri var. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'de bir plan var diyor. Haberde. Nedir o plan? Luis Gustavo'nun yerine Emre cam planı. Patlı cam plan olmasın da Emre Can planı olsun. Sıkıntı değil. Şimdi <laughs> Fenerbahçe biliyorsunuz bir küçülmeye gitmek zorunda. Yükselen döviz kurları. Yani yükselen döviz kurları ee, hani yabancı kuralı falan filan da var. Ama yükselen döviz kurları dolayı bir yani küçülmeye gitmek zorunda ister istemez takımdan da birilerini ayırmak zorunda. Mesela Borussia Dortmund'da Emre Can Fenerbahçe gündemini almış durumda diyor. Hani orta saha için Fenerbahçe'nin bir şey yapması lazım. Gustavo ile yolların ayrılması gündemde. E, Botafogo devrede deniliyor. Ve Dortmund'un Türk yıldızı ama Alman bir takım oynadığı için Türk sayılmıyor. Alman ekibinin 2 yıl daha kontratı var 28 yaşındaki futbolcuyla ama yeni sezonu düşünmüyorlar. Stoper'de de görev alıyor. Alman milli takımında da 37 kez süre almış bir futbolcudan bahsediyoruz. Emre Can'dan. Şimdi Gustavo'yu göndermeyi bu kadar kolay samanıza ben şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum. Niye gitsin? Niye gitsin? İkincisi Emre Can'ı alma düşüncenizi de şaşırıyorum. Niye gelsin? Adam 25 milyon euro'yu almışlar 2 sene önce. Ne yapacak? Hayır kurumuyuz deyip bedava mı verecek? 28 maçta oynatmış, 5 gol, 1 asist, 1941 dakika süre almış. Adam niye göndersin? Yani bu haberi yapan arkadaş neye dayanarak bu haberi yapmış? Ben merak ediyorum. Arkadaşlar bak. Evet eyvallah ben de isterim Emre Can gelsin. Yani e, düşünsenize Gustavo mu Emre Can mı deseler 500 kere hepimiz herhalde Emre Can deriz. Ama böyle bir olay gerçeklik değeri taşımıyor. Yani en azından benim duyumlarım neticesinde ben bu olayı doğrulamadım. Hiç kimseden doğrulatamadım. Ha becerebiliyorsanız getirin. Ben de isterim Emre Can. Niye istemeyin? Hocam o Türk düşmanı. O, o minvalde bakarsak hangimiz değiliz? Değil mi? O minvalde bakarsak hangimiz değiliz? Hepimiz Türk düşmanıyız bu mantıkla hareket edersek. Yani Alman milli takımda oynamış, Türk milli takımda oynayamam diye Türk düşmanı. Ya geçiniz bunlar arkadaşlar ya. Mesut Özil'e şöyle yaptı. Ya Nur Şahin'den Podolski'yi ben hatırlıyorum. Podolski gitti Türk düşmanlığının alasını yaptı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Sonra Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da arkadaşlar bağrına bastı. Sonra geldi çayma içti. Sonra Rize Spor geldi. Bir şeyler yaptı etti. Yani Ramazan ayında transferi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Çay içti. Hiç konuşulmadı. Ali Koç da Ramazan ayındaki seçimde su içti kürsüde. E, yer yerinden oynadı dinsiz diye. Ya burası böyle bir ülke. E, dediğim gibi burada çok kolay bir şekilde insanları karalayabiliyorsun. Bu şucu, bu bucu, bu x, bu y, bu z diyebiliyorsun. Elinde kanıt olmasına bile gerek yok. Vesaire vesaire. Ha şu bir gerçek. Yani Emre Can'ı falan beklemeyin. Şu hayal dünyasından uyanın. Bakın. Sevgili arkadaşlar. Mesela Abdülkerim bardakçı haberleri görüyorum sosyal medyada. Ya Allah aşkına, Allah aşkına. Beşiktaş gitti Abdülkerim bardakçı ile konuştu. Adamlar 7 milyon euro istedi. 7 milyon euro. 7 milyon euro istedi. Ve aylardır görüşüyor Beşiktaş. E Fenerbahçe zaten Serdar Aziz'den uzattı mı uzattı. E Türk stoperi var. Hani Serdar Aziz'in arkasına da genç bir Türk koyarlar. Ya da sözleşmesi bitmiş bir Türk bitti. Hani bu paralar verilemez artık bitti. Hani bu devir bitti. O şey dönemleri bitti. Yıldız getirme dönemleri. Emre can, Emre can gelmez. Artık alabileceğimiz tek can patlıcan olur. Başka bir şey alamayız. 16 milyon euro piyasa değerli patlıcan dışında bir şey alamayız artık. Ha Dela Cruz şapkadan tavşandır. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalmış. Kulübü 3-4 milyon euro verin alın diyor mesela. Basarsın 3-4'ü alırsın. Yok biz cimrilik yapalım 3-4 fazla dersen. O da senin tercihin şey diyemem saygı duyarım anlatabiliyor muyum saygı duyarım? Gabi Fenerbahçe'ye hazır iddiası. Şimdi gelelim bu habere. Şimdi bu haberi de zaten anlamışsınızdır yalanlayacağımı. Ya insanlara ne cazip geliyor biliyor musunuz? Geçen gün bunu konuştuk. Ya adam Allah'a inanıyor, cennete inanıyor, cehenneme inanıyor, ahirete inanıyor. Hurilere inanıyoruz, zebanilere inanıyor. Sırat köprüsüne inanıyor, mezara inanıyor, kabire inanıyor, kıyamet gününe inanıyor, hepsine inanıyor. Hani ibadetini yap o zaman iyi insan ol diyorum. Yok diyor. Ben kötü insan olmayı tercih ediyorum. Allah beni cennete koyar diyor. Niye? Çünkü buradakiler peşin. Buradaki zevkler peşin. Hani bir arabaya bir, bir Müslüm Gürses açmak peşin. Sana desinler ki cennete gidersin. istediğin zaman Müslüm Gürses dinleyeceksin. Ama Anderson o peşin değil. Peşin zevkler. Değil Peşin zevkler. Gabi da böyle. Peşin zevk. Son sonunu düşünmüyorsun. Detayını düşünmüyorsun. Çünkü peşin bir zevk diyorsun. Ya şey kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi diyorsun? Şimdi Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Jesus artık getirilmesine saatler, belki de günler, belki de dakikalar var. Belki de siz bu videoyu izlerken açıklanacak. Zannetmiyorum da. Flamengo'dan tanıdığı Barbosa'yı yeniden yanına istiyormuş. Ve Brezilya basında bunu yazmış. Şimdi Gabigol transferde bir numaralı öncelik konumunda diyor. Fenerbahçe için. Ama takımında da mutlu. Şimdiden kulübün efsaneleri arasında adını yazdırdı ve yaşı henüz 25. 25. Bir de sosyal medyaya girip yazdıysa Google'a. Gir Google'a yaz. Fenerbahçe'de forvetlerin akıbeti. Bu çöp. Bu da çöpe dönüşmüş. Bu da çöpe dönüşmüş. Lan bu da çöpe dönüşmüş. Yazarsa kimse gelmez zaten. Evet Avrupa'ya dönmeye hazır diyor. 2019-20'de Flamengo'yu çalıştırdı. Eski öğrencisi. Araları çok iyi. Kan dolar. Yani aslında oyuncu Flamengo'dan ayrılmaya niyet yok ama söz konusu Jesus olunca işler değişti diyor. Türk takımının çok iyi bir maaş teklif edeceğini düşünürsek Flamengo'nun Gabigol'ü gabi kaybetme tehlikesinin son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sherlock dedim 8 milyon euro dedim. Bak şimdi haberin devamını dikkat edin. 2019'dan beri Flamengo formasını giyiyor. 150 maça çıkmış. 99 gol 28 asist yapmış. Kariyerin en iyi dönemini Jesus geçirmiş. 40 maçta 32 gol 14 asistle 4 kupalı sezonun kahramanı olmuş. Yani 40, 40 maç 46 gol katkısı. İnanın bu kadar gol katkısını Samatta'dan falan alacağını bilsem hiç gerek yok masrafa derim. Keşke bu katkıyı Samatta'dan falan alsa. Zaten şemsiye açılmaz deriz. Şey yaparız. Şimdi kanatlarda da görev yapabiliyor mu? genellikle forvet oynamış. Teknik direktör Paolo Souza Kupa Liberto birkaç gün önce Sporting Crystal ile oynanan 2-1 kazanılan maçta Gabigol'ü oyun kurucu olarak görevlendirmiş bu bölgede de iyi bir performans sergiledi diyor. Yani Jesus'un hücumdaki şeyi olur. Hemen internete girip, bu arada bu sezon 27 maçta 15 gol 2 asist yapmış. Hemen internete girip Barbosa'yı kaça aldıklarına bakalım. Ve sizinle bir akıl yürütelim. Kaça aldılar, kaça satarlar. Değil mi? Şu an piyasa değeri 26 milyon euro 1. Yaşının 25 olduğunda tekrar hatırlatayım. Brezilya bir takımında forvetim. 26 milyon euro piyasa değeri 1. 2. 17,5 milyon euroya Ocak 2020'de almışlar. 2. Belki bilmezsiniz diye söylüyorum. Bak belki bilmezsiniz diye söylüyorum. Brezilya kulüplerinin dini imanı yoktur transferde. Yani kime nasıl satacaklarını çok iyi bilirler. Çok çok iyi bilirler. Santos altyapısından çıkıyor. 2016'da 29,5 milyon euroya satılıyor Inter'e. Inter alıyor Benfica'ya 1.7'ye kira alıyor bir sene sonra. Geliyor Inter 1.7'ye tekrar Santos'a kira alıyor devre arasında. Geri geliyor. Inter Flamengo'ya 700 bin euroya kira alıyor devre arasında. Geri geliyor. Aralık ayında geri geliyor. Ve Ocak ayında yani bir sene bitiminde hemen hemen bir sene bitiminde 17.5 milyon euroya Inter'e parayı basıp alıyorlar. Yani 29 aldı Inter hemen hemen 25'e falan karşılamış oldu parasını. Dediğim gibi böyle bir topçu 17.5. Ben şunu söyleyeyim. Benim bildiğim Flamengo ağzını kaçtan açar biliyor musunuz? 30'dan açar. Ama hocam ben sosyal medyada bir tane adam gördüm. E, e sakallı bir profili var. E dedi ki Fenerbahçe %50'sini alacak. Güzel. Kaça alacak? E, onu bilmiyorum ama %50'sini alacakmışız. Hadi %50'sini alalım. Gerçekten %50'sini alalım. 8 milyon euroya alalım piyasa değerinden. Zaten 8 milyon euro'ya %50'sini veriyorsa biz bekliyorsak anlımıza geri zekalı diye bir damga falan atsınlar. çok açık söylüyorum 8 milyon euroya eğer %50'sini falan veriyorlarsa la biz 8 milyon euroya %50'sini alalım. Biz onu 58'e satarız. Biz onu 68'e satarız. Kime ne anlatıyorsunuz siz? Ya böyle bir transferi beklemeyin arkadaşlar. Ha bekliyorsanız şey yapalım. Hani bu transfer yerine ben size bir tane köprü var elimde onu satayım. Hocam ama Jesus'tan daha önce çalışmış, parlatmış adam. Aynı takımda çalışmak istemez mi? Ya arkadaşlar, Jesus'un parlattığı birinci, ikinci futbolcu değil ki. O zaman hepsini alalım. 80 tane transfer yapalım. Bak şunu söyleyeyim. Mesela Jesus Estoril'den Andre Franco'yu istiyor. Franco'ya da takımı sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Hani gel uzatalım. Uzatmayalım gel uzatalım diyorlar. Uzatalım uzatmayalım diyor. Ya uzatmayalım da gel uzatalım diyorlar. Şimdi Jesus evet Franco'yu istiyor da beğeniyor da. Hatta rekord muhabiri Nuno Martins haberini yapmış. Ve resmi teklifini de iletti diyor. Bak. Bizim alıp alabileceğimiz Andre Franco işte. Delacruz. Hani fırsat transferi. Charlotte, O da niye? Tutmuyor diye. Yani bizde pa parlama ihtimali var diye. Biz düşünüyoruz. Tutmuyor diye. Anladınız mı arkadaşlar? Daha ötesini düşünmeyin. yani Daha ötesini düşünmeyin. Daha ötesi yok çünkü. Mijiland. Max Mayer'in satın alma opsiyonunu kullanmadı. Max Mayer Fenerbahçe'ye geri döndü diye haber var. Bu da normal. Yani bu da normal. Oradaydı. İşi bitti. Geri geldi arkadaşlar bu da normal. Yani bir şey yok ki. Burada böyle üzüleceğimiz, karalar bağlayacağımız bir durum yok. Ama benim bilgim dahilinde sanki Max Mayer'in opsiyonu 1 artı 1 yıllıktı Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe sanki uzatmama hakkına sahipti diye hatırlıyorum ama yanlış biliyor olabilirim. Onu bir sormam lazım. Ee, bir duyumcu Westerlo takımı Muhammed Gümüşkaya ile ilgileniyor demiş. Westerlo takımı sadece Muhammed Gümüşkaya ile ilgilenmiyor. Arda Gülerle de ilgileniyor. Yani belki Serhat Ahmetoğlu ile de ilgileniyor. Belki Süper Lig'den 50 tane, 70 tane futbolcuyla da ilgileniyor. Yani onu söyleyeyim. Fenerbahçe Beiko'nun son teklifini reddeden Veseli ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı veseli Katalan ekibinde yılda 1.8 milyon euro kazanacak. Vergiler dahil yıllık maliyeti 2.5 milyon euro olacak demişler. zaten herhalde 1 bir buçuk haftadır konuştuğumuz olay. Benim için sürpriz değil. Benim için sürpriz olan olay şu. Şimdi bu Itoidis değil mi? Itoidis olayı. Bunu sorduğum arkadaşların hepsi hepici bana şunu söylüyor hocam Itoidis iyi topçu. Çok çok iyi topçu. Şey pardon topçu neden çıktı ya iyi koç çok çok iyi koç futbolun şeyi Jesus'u ee, o zaman alalım diyorum hocam getiremeyiz ki diyorlar Lan niye getiremeyiz iyi top iyi şey koç diyorsunuz hocam biz getiremeyiz diyorlar arkadaşlar o bir tane daha eleman vardı geçen maç maç yapıyorlardı karşılıklı yani ikisinden birinin gelme ihtimali yüzde yüz diyorlar bana ben çok anlamadığım için söylüyorum size ama. Yani o itoidis e, Portekizli gibi bir adı var Laileman'ın da. Siz anladınız onu. Ben anlatamadım ama siz anladınız kimi dediğimi. Yani ikisinden birinin gelme yani itoidis 90, öbürü de 10 çekiyorlar. Yani hangisi gelir, hangisi gider bilemem. Ama o itoidis 90 diyorlarsa, herhalde %90'dır gerçekten de. E, hayır rullo olsun. Şimdiden ben hayırlı uğurlu olsunları çekeyim yani. Ona göre de artık e, nasıl olur? Nasıl yaparız? Nasıl ederiz? Birlikte gelişmeleri izleyelim. Fenerbahçe U19 takımının stoperi Recep Efe Koçak'ın menajeri bugün Belçika'da KAS EOPEN kulübünün başkanıyla transfer görüşmesi gerçekleştirecek diye haber var. Bu Recep Efe koçağı daha önce de söylemiştik takip ediyorlar Avrupa'dan diye. Hatta şunu demişti Fenerbahçe'nin yani genç takımının stoperini Avrupa'dan takip ediyorlarsa az takımı düşünün diye. Bunu da söyledik. Fernando şeyden Antalya Spor'daki Fernando 750 bin euroya serbest kalma maddesi var. Fenerbahçe takipte diyorlar. Ya keşke. Ay yeğenim keşke. Yani keşke. Keşke olsa. Ee, ama ben yani daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bu yani. Konuşulanlar bu. Edilenler bu. tam süperlikten illa ki sadece biz değil yani sadece biz değil süperlikten birçok takım şeydedir e, teyakkuzdadır birçok takım takiptedir bakalım hangisine yar olacak ben de onu merak ediyorum yani hangisine yar olacağını gerçekten merak ediyorum nasıl olacak nasıl edecek merak ediyorum hep birlikte sizlerle süreci izleyip göreceğiz Ha, hocam Trezeguet, Sherlock, Fernando e, ne bileyim sol beke bir şey olsam. E, Fernando Lucas Martins tam adıymış bu arada. Dediğim gibi herkes ilgileniyor. Herkes almak istiyor. Önemli olan transfer sezonu bitiminde kimin aldığı 30 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani yanlışlık olmasın. 3 Mart 92 doğumlu 30 yaşında 1.75 Brezilyalı 8 kez Brezilya milli takımının formasını giymiş topçudan bahsediyoruz. 3 milyon euro'yu almış. Şey, şey, piyasa değeri var. Ücretsiz aldılar. E, 750 bin euro'ya serbest kalır diyor maddede. 18 maçta 4 gol, 4 asist. 1538 dakika. Yani alıcı gözle izlemedim ama. izleyen arkadaşlarım ben kefilim diyorlar. yani Onların kefaletine güvenerek söylüyorum. Hayırlısı olsun. Hepimiz için hayırlısı olsun arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar bir beğen atmayı çok görmeyin inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.